Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi dikdörtgenin ikinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Şöyle odaklanmamızı ayarlıyoruz. Sabit diyelim, biraz aydınlatalım. Evet, bakalım ne diyor birinci sorumuz. Şöyle yazımız okunuyor mu? Okunuyor. ABC'de dikdörtgen AC eşittir EB'ye. Şimdi bizim bilmemiz gereken açı sorularında, özellikle dikdörtgenin açı sorularında, köşegenlerin eşit olduğu, yani AC denilen zımbırtının aslında BD'ye de eşit olduğunu bileceğiz arkadaşlar biz. Dolayısıyla bakın ne çıkıyor? EB ile BD de eşit çıkıyor birbirine. Yani ben şu BD'yi hemencecik bir çiziyorum ve diyorum ki EB ile BD de birbirine eşittir, yapıştırdım. Şimdi şunu da görelim. Dikdörtgenimizde yine şu 4 köşenin de birbirine eşit olduğunu biliyoruz. İşte 20 ise şuraya 70 yazalım 90'dan dolayı. İkiz kenardan buraya da 70 yazalım. Yine şuraya da 20'yi paketleyelim. Dostum bak burası ne çıktı? Toplamda 70 derece geldi. Ve benim şu üçgenim ikiz kenardı. Şurası da alfa. Yani alfa, alfa ve 70'lik bir üçgenimiz var. Demek ki 2 alfaya 110 kalmalı. O halde alfa da 55'tir diyelim. Geçtik buna. Dikdörtgen 15'i gördüm. Bakın yine şu köşegenlerin eşit olmasından, şu 4 parçanın eşit olmasından şuraya 15 yazalım. 15 ile 15'in toplamı şuraya 30 yazalım. Şimdi bir de AC EB'nin 2 katıymış. Şimdi AC EB'nin 2 katı. EB'ye K dersem AC 2K. Yani burası da K. Şunlar da K, K, K oldular o halde. Şimdi bakın sizden şu üçgeni görmenizi isteyeceğim arkadaşlarım. Bu üçgen K ve K. İkiz kenar bir üçgen çıktı dostlarım. O halde şu açımız 30 ise buranın da 30 olması gerekiyor diyeceğiz. Şimdi 30, hatta şuradaki 30'dan bahsedelim. Bakın şurası K, şurası K. İkiz kenar bir üçgen ve tepe açısı 30. O halde taban açılarının toplamına 150 kalır ve bu 150'yi de 75, 75 parçalarlar bunlar. Sonra şu alfa ile 30'un toplamı 2 iç açı olduğundan şu dış açıya eşit, 75'e eşit. 30 ile neyin toplamı 75? Tabii ki Ceyhan. Üçüncü sorumuz. Evet, BD EC'nin 2 katıymış arkadaşlarım ve biz şunu biliyoruz artık. BD AC uzunluğuna da eşit. O zaman AC köşegeni de EC'nin 2 katına eşit. Yani ben EC'ye K dersem AC köşegenim 2K olacak arkadaşlarım. Burası 2K. Ve ben şu üçgenin artık 30 60 90 olduğunu, adımın Emrah olduğunu bildiğim gibi biliyorum. Niye? Çünkü 90'ın karşısı 2K ise sadece 30'un karşısı K'dır dediğim için. Peki ben bu açıyı 50 buldum. Şurası toplam 50. O halde şuraya 40 kaldı. Dostum şunlar birbirine eşitti köşegende. Hatta bu da, hatta bu da. O halde burası 40 ise bu da 40. E buranın 90 olması için alfaya da 50 derece kaldı. Yapıştırdık gitti. 4 numaraya geldik. Bir oran vermiş. EC'ye 3K deyin diyor. BE'ye 2K deyin diyor. Hatta burası 5K ise bakın bizim X dediğimiz yerde 5K olmak zorunda. Sonra şu kelebek üçgenden 2'ye 5 oranını gördüm arkadaşlarım. O halde şurası 2M ise şurası 5M olur diyelim. Nereden yapalım? Şuradan da yapabiliriz. Fark etmez yani, neyse şuradan, hadi buradan devam edelim biz. Şurayı çizelim. Şurayı birleştirelim. Bakın ne oranı var burada? 5 bölü 7. O zaman şuraya ben 5A dersem şurası 7A olacak diyebilirim arkadaşlarım. Peki burası 7A, yani 2K'ya 7A düştü. O halde K eşittir 7A bölü 2. 3K'ya ne yazacağım? 21A bölü 2 yazacağım arkadaşlarım. 21A bölü 2. Sonra nereyi biliyoruz biz? Şimdi toplam burası 10 artı 5A oldu. 10 artı 5A eşit oldu 21A bölü 2 ile 7A'nın toplamına. 7A artı 21A bölü 2'nin toplamına.
5 a'yı buraya alırsak 10 eşittir. Burada 2 a kalır. Artı bir de 21 a bölü 2 kalır. Düzenleyelim. 2 kere 2 4. 21 ile topladım. 25 a yaptı. Şuradan yazayım. 25 a bölü 2 eşittir 10 geldi. Hemen içler dışlar yaptım. 20 eşittir 25 a çıktı. 20 bölü 25 eşittir a geldi. 5'e bölüyorum 4. 5'e bölüyorum 5. A eşittir 4 bölü 5 çıktı. Şimdi a 4 bölü 5 ise şuradaki 5a ne yapar? 4, 5 çarpı 4 bölü 5'ten 4 yapar. Peki buranın toplamı 14 oldu. O zaman burası da 14 olacak. Yani x 14 geldi. Evet, 5. sorumuz. Bakalım ne diyor? Dikdörtgen 3, 4, 5 o zaman burası. Bu da 5, bu da 5. Bunları 5 yazalım bir. Şimdi KF paralel DC. Tamam, bu dörtlük buraya paralelmiş. Yani ben şunu şöyle uzatırsam, şimdi bu da buna paralelmiş herhalde, değil mi? Evet, KE de buraya paralel. Şunu da şöyle uzatalım. Şimdi burası da 90, burası da 90 zaten. Burası da 90, burası da 90 geldi paralelliklerden ötürü. Şimdi bu 4 ise dostum, bak burayı 2'ye böldüyse burayı da mecbur 2'ye bölecek. Hatta 3 ise burası da 3 oldu. Sonra şu 3 de burayı 2'ye böldüğü için bu tarafı da 2'ye bölecek. 4 ise burası da 4 oldu. Bakın burası da 4, burası da 3. 3, 4. Yine 5'i bulduk. Başlarken başka yolla çözecekmiş gibi yaptım. Çünkü öyle yapacaktım gerçekten de, ama sonradan bu eşitlikleri görünce bir daha daha kolay bir şekilde çözdük. ABCD dikdörtgen. Peki. Şimdi X ise buraya da X yazalım hemen. Şurada bir ikizkenar üçgenimiz var görüyorsunuz. Kenar ortayı indirilmiş. Biliyoruz ki bu ikizkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açı ortay olacak. Bakın burada 15, 20, 25 üçgeni çıktı. O halde bu da 25 oldu diyelim. Başka x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bundan sonrasında da herhalde benzerlik yapacağız arkadaşlarım. Görünen o. Ya da şöyle de yapabilirim. Şuradan indirdiğim diklik de şu x'e eşittir derim. En güzeli şöyle çözeyim arkadaşlarım. Ben şu üçgenin, bakın onu şöyle kurşun kalemimle tarıyorum. Bu üçgenin alanını bulacağım şimdi. Tabanı 30. Şuraya yazalım. Yüksekliği 30'a inen yükseklik 20 bölü 2. Bu üçgenin alanıdır. Aynı zamanda tabanı 25. 25'e inen yükseklik x çarpıp 2'ye böldüğümde bu da aynı üçgenin alanı. Hemen bunları eşitledim. İkiler gitti. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 6. Bir daha 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 4. Bakın 6 kere 4, 24 x'e eşit geldi. Evet, burada ne diyor şimdi? 23 var, 1 var, bir de 2 var. Şimdi 23 ise şuraya bir kere 21'imizi bir yazalım biz. Nereyi soruyor? Alan ABC'de. Şimdi şuna K diyelim. Bakın kısa kenar K artı 1 oldu. Burada K artı 1. Şimdi benzerlik yapıyorum. A 90 B. B 90 A. A 90. Şurası da B oldu. Şimdi B'nin karşısı K artı 1 bölü. Burada diğer üçgende B'nin karşısı 21. Eşittir. Burada A'nın karşısı 2. Burada A'nın karşısı da K. Yani 42 eşittir. K çarpı K artı 1. Bakın bir şeyle bir fazlası 6 ile 7 olur bu. Çarpımı 42'dir. K 6. Demek ki burası 6. Yani benim dikdörtgenimin kısa kenarı 7. Uzun kenarı 23. 7 çarpı 23 de alanına eşittir, değil mi? 7 kere 3 21. Sonu 1 ile bitecek. 161 var zaten, işaretledim. 8 numara BE'yi soruyor. Bir kural sorusu arkadaşlarım. Bize AE'yi de vermiş mi? Vermiş. 8. Kural şuydu. Bir noktadan karşılıklı köşelere giden doğruların, yani 4 ile 8 A ile C'ye gidiyor. Bakın karşılıklı köşelere gidiyor. Kareleri toplamı eşit olacak diğer karşılıklı köşelere giden doğruların kareleri toplamını arkadaşlarım. Olay bu. Şuradan 16, 64, 80 mi yapıyor burası? Eşittir 4 artı x kare.
4'ü buraya atarsak 76 eşittir x kare. O da 4 çarpı 19'dan 2 kök 19 sorumuzun cevabı geldi. Evet. 8'i de bitirdik. Geldik 9 numaraya. Bakalım ne diyor? ABC'de dikdörtgen ET'yi 6 vermiş bize. Tamam. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Abba. Şimdi ET 6. Şimdi bu EH dediğimiz şey bir diklik gördüğünüz gibi. Ve tabii ki bu diklik ne yapar arkadaşlarım? Orta tabandır, değil mi diklik? Yani şuna biz çünkü neden? İkizkenar üçgen bir kere burayı ikiye bölecek. Zaten köşegenler burayı ikiye bölüyor x ve x. Hatta şurası x eksi 6 oluyor. Demek ki E de ikiye böldü. H da ikiye böldü. Bu K dediğim şey şuranın orta tabanı 2K. Hatta burası da 2K'dır diyelim. Sonra şuradaki kelebeği görelim arkadaşlarım. Soru da bitmiş olsun. Bakın 1'e 2 oranı var. 1'e 2. 6'ya x eksi 6. Demek ki x eksi 6 12 olacak. X de 18 gelmek zorundadır dedim. Yine bir benzerlik sorusu gibi duruyor. Bakın şuradaki kelebek üçgenin alanlarının oranı 8 bölü 18. Hatta sadeleştirelim 4 bölü 9. 4 bölü 9 alanlarının oranıdır. Bunun karekökünü aldığımda benzerlik oranına ulaşıyorum, değil mi? 2 bölü 3. O zaman şu 2K, şu 3K ya da şu 2M, şu 3M. Şimdi başka ne diyor? Alan ABCD nedir diye soruyor. Hemen şurayı yapalım. 3M'ye 18 düştü, 6 katı. 2M'ye de 6 katı düşecek, 12 olacak bu üçgenin alanı. Yani köşegenin şu alt tarafında kalan üçgenin toplam alanı 30. O zaman üstünde kalan toplam alan da 30 ve dikdörtgenimin tüm alanı 60 geldi. Evet, şuradan hemen dikliğimizi devam ettirirsek arkadaşlar 4, 9 buraya taşıdık 4 ile 9'u. Ve diklikten diklik indiği için h kare eşittir 9 çarpı 4 36 öklitini yapıyorum ve h'ı 6 buluyorum. Yani şurası toplamda 9 geldi. O zaman bu da 9, bu da 9 diyelim. Ve şuradaki taralı bölgenin alanını mı istiyor bizden? DFEA. Evet. Ne yapacağız o zaman arkadaşlarım? Yamuğun alanıdır bu. Birkaç farklı yolla bulabilirsiniz tabii. Mesela şu kareden, şurada bir kare var. Şu üçgeni çıkartarak bulabilirsin. Ya da ne bileyim, bu yamuğu şöyle çizgi çizerek bir üçgene, bir dikdörtgene bölüp bulabilirsin. Ya da direkt yamuğun alanı. Alt taban artı üst taban. Yani 9 artı 3, 12. Bölü 2 çarpı yükseklik de 9'dur. Gitti gitti 6. 6 kere 9, 54'ü işaretledim. 12 numara. Şimdi AC, AE'nin 5 katıymış. Şimdi şuraya K dersek AC 5K olacak. Burası 4K. Sonra bakın şurası diklikti, dikdörtgende. Diklikten diklik indiği için hemen Öklit'i çakalım. 64 eşittir K çarpı 4K. 4'e bölersek 16 eşittir K çarpı K. Yani K kare. O zaman 4 eşittir K geldi. Demek ki burası 4. Burası da 16 yapacak o halde. Şimdi şuradan da çizdiğim diklik buradan çizilen dikliğe eşittir 8. Peki bu üçgenin tabanı 4 ise bu tabana inen yükseklik de 8 olduğu için 4 çarpı 8 bölü 2'den 16'dır bu üçgenin alanı diyebilirim. Şuna gelelim hemen. 12 var, 8 var. EK, DK'nın 2 katıymış. Yani şuna K dediğimde burası 2K. Bakın şunu çizelim hemen şu köşegenimizi. Ve diyelim ki şunlar kenarortay alanı 2'ye böler. AA. 2K'ya 2A düştüyse 1K'ya 1A düşer. Sonra bu üçgen her zaman dikdörtgenin nesiydi? Yarısıydı. Paralelkenarda öğrendik biz bunu. O halde dikdörtgenin alanı 8 çarpı 12'den 80, 96. Yarısıdır bu üçgenin alanı 48. Demek ki 3A 48'miş. O halde A eşittir 16'dır. Paketledik. Yine bir dikdörtgen. Üçlükler eşit 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 eşit. Bir sürü şey birbirine eşit burada arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şuna 3A dersem bu da 3A'dır. Çünkü şu bir kenarortay. Alanlarını böyle dağıttım. Şimdi şu bizim köşegenimiz olduğu için dikdörtgenin alanını ikiye bölecek. Yani üstünde 6A varsa şurada da 6A olacak ve ben bu 6A'yı 1, 2, 3 parçaya böleceğim.
2A. 2A, 2A diye. Şimdi bizden de ne istiyor? Alan AEC 3A'dır. GBC 2A'dır. A'lar gider. 3 bölü 2'dir sorumuzun cevabı. Evet, 15 numaradayız. ABCD dikdörtgen, tamam. KC'ye görelim orayı. KC'ye 4K dersen diyor. AF 3K olacak diyor. Sonra CT'ye 5M yazarsan AE'ye 2M yazacaksın diyor. Buna göre tarala alanların oranı kaç olabilir diye bir soru sormuş. Şimdi şu açıya biz A dersek, şu açıda kesinlikle A'ydı Z harfinden dolayı. Şimdi sinüs alan bağıntısı yapalım. Üstteki üçgenin alanını yazalım hemen arkadaşlarım. Şuraya yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarını çarpıyorum. 4K ile 5M'yi çarpıyorum. Bir de aradaki açının sinüsü. Sinüs A. Hemen buna bölü dedim. Alttaki üçgenin alanını yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 3K çarpı 2M çarpı, o da sinüs A. Ve bakın sinüs A'lar gitti. 1 bölü 2'ler, K'lar, M'ler gitti. Yukarıda 20, aşağıda 6 kaldı. Yani 10 bölü 3 kaldı. Şimdi ben yukarıdakinin aşağıdakine oranını buldum. 10 bölü 3. Ama alttakinin yukarıdakine de olabilir. Yani 3 bölü 10 da olabilir. Zaten olabilir diye soruyor, görüyorsunuz. Evet, şuna bakalım. ABCD dikdörtgen, AE'yi 10 vermiş. Tamam. Şimdi ben şunu çizdiğimde dostum, bu 10 ise buranın da 10 olması lazım. Neden? Çünkü bunlar tam ortadan ikiye bölmüş. Yani şurası kesin ikizkenar bir üçgen olmak zorunda. Onu da şuradan diklik indirdiğimde, bu diklik şuraya paralel olduğu için burayı ikiye böldüyse burayı da ikiye bölecek. Ve bakın yükseklik kenarı ikiye böldüğü zaman, yani kenar ortay olduğunda, kayı kuralından ikizkenar olmak zorundayı ispatladık. Şimdi 6 10 ise tabii ki KE uzunluğu da mecbur 8'dir. Ha, bize de onu soruyormuşlar. EK kaçtır diye soruyor. 8'i bulduk. 6 8 10 üçgeninden. Evet dostlarım, bunun da olayını bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.